Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Valorant 8.11 yamasına kadar uzun süreli bir sessizlik döneminde. Bu sessizlik dönemi aslında bir bakıma bozuldu. Şöyle ki developerların, yani geliştiricinin oyunla ilgili merak edilen ve gelmesi planlanan ya da hali hazırda geliştirilen sistemlerin bazılarını paylaştılar. Dün Valorant ana sayfasında Keeping Our Community Healthy, yani toplumumuzu sağlıklı tutmak başlıklı bir video paylaşıldı. Türkçesi pek anlamlı değilse şöyle anlatayım. Toplumumuzu korumak ve temiz tutmak istiyoruz gibi bir anlamı var. Video Valorant Türkiye'ye Türkçe alt yazılı şeklinde gelmedi. Çoğu video geliyor. Bu yüzden ben kendim kısa özet şeklinde bu videoda anlatılan önemli gelişmeleri sizleriyle paylaşacağım. Kısa bir hatırlatma olarak yaklaşık 5-6 ay kadar önceki yamalarda AFK ve küfür hakaret cezalarının daha yaptırıcı olması adına artacağını sinyallerini Valorant öncesinde vermişti. Şu an ne zaman tam olarak hatırlamıyorum ama bu konunun üzerine durduğumu ve bunu paylaştığımı hatırlıyorum. Belli ki Valorant o dönemden beri çalışmaya devam ediyor. Video içerisinde genel olarak bu yaptırımların çok fazla artacağından adım adım bahsediyorlar. Tabii biz bunları çok duyduk. O yüzden artık lafla peynir gemisinin yürüdüğünü görmek istemiyoruz. En azından ben istemiyorum. Aksiyon alınması ve oyunculara gerçekten yaptırıcı cezalar verilmesinin bence geç kalındığını bile düşünüyorum. Ki onlar da böyle düşünüyorlarmış. Neyse, adım adım başlayayım. Uzun süredir otomatik sistemin verdiği cezaları geliştirmek üzerine çalıştıklarını ve iyi bir ilerleme kat ettiklerini söylüyorlar. Oyuncuların felsefeleri ve ne yaptıkları, nasıl cezalar almaları gerektiği üzerine de çalışıyorlarmış. Çevirilerimde ufak tefek hatalar olabilir, onun için kusura bakmayın bu arada. Videoda bunları anlatan kişi Valorant stüdyo lideri Anna Dunn'ın. Kendisinin bir ebeveyn ve takım lideri olduğunu, bu yüzden insanları korumak zorunlu olduğunu hissettiğini ve onlara karşı sorumluluk duyduğunu anlatıyor. Yani burada toksikliğe, harassment dediğimiz, yani Türkçesiyle taciz etmek, rahatsızlık vermek anlamına gelen davranışların genel olarak hoş karşılamadıklarını ve bu davranışlara sahip oyunculara istemediklerini bütün video boyunca üzerine basa basa söylüyor. Cümleye böyle girmesinden ben şunu anladım ki, hani raporlara not alırken bu eleman işte anlama bacıma küfür etti, bunu neden mi anlamıyorsunuz? Yeter artık, bıktım gibi sistemleri hepimiz ediyoruz. Ben de ediyorum, sen ne ediyorsun? Muhtemelen Valorant bu raporların çok fazla farkında. Bu yüzden sizlerin neler hissettiğini anlıyorum ama bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bu konuda çok ilerledik. Yakın zamanda yeni bir sisteme geçeceğiz. Daha iyi yerlere getirmeye hedefliyoruz gibi bir şey anlatıyor. Bu zamana kadar oyuncuların mental sağlığını korumak da bizim görevimizdi ve bu görevde kişisel olarak başarısız olduk. Diyor ki bu da doğru ama yine de alttan almaları ve üstten konuşmamasını takdir ettim. Ne yalan söyleyeyim. Oyuncu davranışı biraz karmaşık bir konu diyor. Bu da Valorant'ın haklı olduğu bir konu. Özellikle ikizler burcu insanların yaptıkları şaka şaka tamam ama karmaşık bir konu gerçekten. Yani insan davranışı. Oyuncu davranışı konusu genel olarak ciddiye aldıklarını da söylüyor. League of Legends'ten beri durum böyleymiş, yani ciddiye alıyoruz diyor. Ayrıca sistemin çoğu durumda çalıştığını ama bizim umduğumuz kadar hızlı çalışmadığını dile getiriyor. Yani diyor ki sistem çalışıyor ama senin beklediğin kadar hızlı çalışmıyor diyor. Bu videonun süresi uzuyor ama bunu söylemesem olmaz. Bazı insanların tüm nefretlerini, özgüvensizliklerini ve günlük hayattaki sorunlarını ekran başındaki oyunculardan çıkardıklarını anlatıyor. Ama bu davranışlara toleransımız yok diyerek altını çiziyor. Ve bu tarz davranışlara sahip oyuncuların Valorant dışında bir şeyler oynamasını tavsiye ediyor. Ve bu tarz insanların toplulukta fazla olmadığını ekliyor. Ama yine de şu anki cezaların yeterli olmadığını da söylüyor. Şimdi buraya kadar anlatılanlar bence önemliydi. Gelelim yeni ceza sisteminde neler yapacaklar, nasıl olacak? İlk olarak 30 gün içinde Valorant politikalarında değişikliğe gidecek ve böylecelikle belirli davranışları vereceklerini cezaları daha hızlı şekilde verebilecekler. Ne karmaşık bir cümle oldu be. Politikalardan kastım hani oyun ekranına girmeye çalışırken oradaki uzun yazıları en aşağıya alıp kutucuğu işaretledikten sonra ben bu politikaları okudum anlıyorum mu işaretliyorsunuz ya. Politikalar tam olarak onlar işte. Onları okumanız gerekiyor normalde. Ben de okumuyorum da neyse. Şimdi burada belirli davranışlara belirli cezalar verecekler diyorlar. Ne tarz davranışlar? Mesela nefret söylemi gibi, bazı cinsel içerikli söylemler, tehditler ve şiddet gibi ve gerekli gördükleri yerlerde bu kategoriye eklemeler de yapacaklarmış. Artık daha sert adam atacaklarmış. Yani kalıcı ya da geçici banlar ve çok ekstra durumlarda kalıcı donanım banı atılacak. Tabii bu durum için net bir kanıt olması gerekiyormuş. Bu arada donanım banı şu anda bile atılan bir ban türü ama sadece hilelerde atılıyordu. Artık nefret söylemi, tehdit veya çok ekstra durumlarda da atılacakmış. Mesela diyelim ki oyundasınız. Biri sizi ölümle tehdit ediyor gibi. Oyunun büyük bir kısmının kaydını atarsanız o oyuncu kalıcı olarak uzaklaştırılacaktır diye düşünüyorum. Belli bir kısmı atarsanız, yani mesela 1 dakika 2 dakika atarsanız bunun yeterli olacağını sanmıyorum. Çünkü bunu sadece oyuncuyu banlamak için yaptığınızı düşünebilirler ve direkt umursamazlar gibi. O yüzden tüm oyun dedim. Diğer bir adım da bu politikaları desteklemek için manuel incelemeye yönelik desteğini arttıracaklarmış. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. O yüzden geçiyorum. Kuzey Amerika serverında Riot Voice Evaluation System, yani ses değerlendirme sistemini İngilizce olarak beta sürecini deniyorlarmış. Sistemin ceza verdiği oyuncuların %75'i yeniden ceza alacak davranışlar sergilememişler. Yani sistem şimdilik iyi gidiyor demeye getiriyor. İlerleyen zamanda bu sistemi başka dillerde ekleyip bu yıl içinde diğer bölgeleri de getirmeyi amaçlıyorlarmış. Türkçe için fazla umutlu olmaya gerek yok, en azından şu an için. Çünkü bizimdir zor bir dil ve dünyada fazla önemsenmiyoruz, en azından şu anda gene. Ama yine de birkaç ay içinde gelebilir, bu da belli olmaz. Bu sistem muhtemelen yapay zekadan faydalanarak yapılan bir sistem. O yüzden ne zaman geleceği de belli olmaz ama illaki bir noktada gelecektir. Sesli değerlendirme sistemi eklenir
güçlenirse ve cezalar caydırıcı olursa Valorant bence toparlanabilir. Çünkü bir iki senedir gerçekten sahip olduğu hype'ı yavaş yavaş kaybeden bir oyun. Beni bile son dönemde sıkmaya başladı, ne yalan söyleyeyim. Hem harita rotasyonu hem de cezaların caydırıcı olmamasından gerçekten ben de sıkıldım. Genel olarak Valorant eğer sözüne durursa ve sistemleri kısa süre devreye girerse cezaların caydırıcı olacağını düşünüyorum. Yani birkaç oyuncu şöyle güzel cezalar yerse topluluk illaki hizaya gelecektir. Bu işler genelde böyle gider sevgili dostlar. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin yeni gelecek ceza sistemiyle ilgili fikirlerinizi merak ediyorum ama. O yüzden yorumlarda yazmayı unutmayın. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.